insanı mısınız? Hangi gün daha çok seversiniz? Ben ilkbaharı. Öyle bahar, söyleyeyim. Çünkü ne çok terlemeyi severim ne çok üşümeyi. İnşallah ama ilkbaharda kalmadı artık. Mevsimler ikiye düştü. Aynen öyle evet, doğru haklısınız. Evet. Ne yapacaksınız efendim yaz planları? Plan program yok. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü konser şeyimiz var. Yaz konserlerimiz, bir serimiz var. Şeylerde, antik tiyatrolarda. İzmir var, işte Antalya var, İstanbul var. Onların hazırlıkları var. Elbise, işte repertuardı. Bunlarla çalışıyoruz ya. Siz ne yapıyorsunuz? Biz valla koşturuyoruz. Nasıl efendim son yaptığınız şarkılardan sonra tepkiler nasıl? İnsanlar izlemiş senelerden sizi. Sizden bir şeyler duydum. Böyle yaptık bütün de. Öyle mi? Evet. Hayırlısı olsun. İlk kez mi duyuyoruz sizden bunu? Evet ilk kez duyuyorsunuz. Nasıl çok bir iş? Çok bekleniyordu. Nasıl bir iş biliyor olduk efendim? Yeni bir şey vardı mi? Vardı zaten hep ama doğru şarkı doğru zaman yaparsınız. Böyle sürelerle ilgili hani güzel bir zamanı yakalamak. Okulu bitti. Yeni... Mustafa Ceceli yaptı aranjörlüğünü. Sıfır mı şarkıydı efendim? Evet. Sıfır. Evet. Çok sana güzel. Bak ne güzel bir bilgi verdim. Düet o şeklinde değil mi efendim? Hayır hayır tek başıma. Ha, Sezen Hanım. Bana hediye etti Sezen Hanım. Evet. Sezen Hanım hediye etti. Çok evet. Güzel harika olmuş harika şu anda. Harika bir şey. Yazadan da vuracaksınız onun öyleyse. Onun çalışmalarındayız şu anda. Çok güzel harika. Evet. Şeyi de soralım. Bu pandemiden sonra biliyorsunuz. Hadi gidiyorum yeşil yanına. Hayatımızı Allah çok etkiledi. Pandemiden sonra sanatçıların kazandığı ücretlerin de düştüğü şeklinde çok zaman böyle bir takım şeyler var. İddialar doğru mu size? Sahne ücretleri düştü mü? Vallahi ben öyle maddi şeylerle ilgili başkalarına sohbet etmek saçma. Ama iş potansiyelleri düştü tabii ki. Yani i̇ş genel anlamında... olarak iş potansiyeli düştü. Çünkü artık Türkiye'nin ekonomik anlamdaki hepimizin şeyi sıkıntısı bu ama kişilerle ilgili bir şey söylüyorum. Yani kazanç anlamında düşüş ya da artış anlamında bir şey etkilemedi değil mi efendim? Bilmiyorum. Sektörü. Ben vallahi yorum yapamam çünkü başkalarının adına ben bir şey söyleyemem. Ama genel olarak pandemiyle beraber herkes payına düşeni yaşıyor tabii ki. Haluk Bey'le bir proje olur mu? Bir müzikal gibi bir şey olur mu sizinle? Şimdi böyle bir projemiz yok ama neden olmasın yani? Hepimiz yaptığımız işler birbirine yakın işler, meslekler olduğu için müzikal deyince de şarkıcıya ihtiyaç var. Geçtiğimiz günlerde açıklamaz. Emeklilikle ilgili nasıl gidiyor efendim? Aman emeklilik yok ben hayatı. Konuşmuyorum. Ağzım payını aldım. Bir şey söylüyorsun. Linç ediliyorsun. Halbuki anlayabilene tabii böyle şeyler. Öyle tepkiler mi oldu efendim? Yok yok. Hayır gelmedi de. Bir şey söylüyorsun. Biliyorsun sosyal mecralar şey herkesin canı istediği gibi cümle kurdu. Canınızı çıkıyor mu efendim yok, sosyal medya? Yok yok hiç. Ben bakmıyorum. Hiç ilgim yok. Sosyal ben, medyada varsınız ama değil mi? Değilim. Varım da bilmiyorum. Bunların hepsini fanlarım yapıyor sağ olsun. Öyle mi? Siz direkt ya yönetmiyorsunuz öyleyse. Ben yok ben anlamam öyle şeyler. Ben eski kafa bir anlamam. Teknolojiyle aranız yok öyleyse. Vallahi yok. Aslında olsa da fena olmaz ama yapamıyorum. Beceremiyorum. Kız nasıl bir şey yapmıyor mu efendim? Kızım bilir de. Yardım, ben hani onlardan yok, bir şeyler. Yok yardım eder. Ama onun da gözünde şey böyle bilgisiz duruma düşmek istemediğim için yapmıyor böyle şeyler. Anca zorda kalırsam kızım işte yardım et diyorum o kadar. Peki çok Haluk Bey de devam ediyor değil mi efendim? Biz o konuyu çok bir konuşmuyoruz. İyi günler yeşil yandı. Ay yine kırmızı yandı. Şanssınız efendim. Yani bir sıkıntı yok değil mi? Devam ediyor değil mi? Çok şükür. Beraberliğiniz. Çok iyi bir anne babayız. Öyle söyleyeyim sana. Ne olur hadi beni bırakın da tamam, ben de gideyim. Tamam çok teşekkür ederim. Bak sizi kırmıyorum. Her çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Normalde konuşacak da çok bir şey yok biliyorsun ya. Doğru. Buralarda geçerken denk geliyoruz sürekli aynen, anlatıyoruz. Aynen genelde sizin projeler işte 90'lar falan böyle güzel oluyor. Kırmak siz sohbetinizi seviyoruz. Çok sağ olun bizi kırmadığınız için. Çok teşekkür ederim.